Bize sayı doğrusu üzerindeki A noktası hangi kesri verir diye sormuşlar. Bir bakalım. A noktası işte burada. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve bu soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Soruyu farklı şekillerde çözmek mümkün. 0'dan 1'e kadar 1, 2, 3, dört tane eşit aralık var. A noktasına gelmek için de bu aralıklardan 3 tanesini geçmemiz gerekiyor. Evet, isterseniz bu şekilde düşünebilirsiniz. Bir de soruyu görselleştirmeyi deneyebiliriz. Hemen açıklayayım. Bir dikdört dikdörtgen eğer bir tamı temsil ediyorsa, bakın dikdörtgeni tam da sıfırla bir arasına yerleştirdik ve dört eşit parçaya ayırdık. Bu durumda bu parçalardan her biri bir çeyrek olur, öyle değil mi? Not ediyorum, bu çeyreklerden biri, 1 bölü 4 yazacağım, bu ikinci 1 bölü 4, bu da üçüncü. Peki, bu 1 bölü 4'lerden kaç tanesi maviye boyanmış? Üç tanesi. Sayı doğrusuna bakacak olursanız buradaki mantığın da aynı olduğunu görebilirsiniz. Sıfırla bir arasına bakalım. Dört eşit aralık olduğunu söylemiştik. Bu birinci dörtte bir, bu ikinci dörtte bir, bu üçüncü ve bu da dördüncü. Peki A noktası nerede? A'ya gelebilmek için sıfırdan başlayarak 1, 2 ve 3 tane 1 bölü 4 ilerlememiz gerektiği için A'nın bize verdiği kesir 3 tane 1 bölü 4 yani 3 bölü 4'tür. Anlaştık değil mi? Hadi bir tane daha yapalım. Burada da sayı doğrusu üzerindeki hangi nokta 2 bölü 6'yı verir diye soruyorlar. Videoyu durdurun ve bu noktalardan hangisinin 2 bölü 6'yı verdiğini kendi kendinize bulmaya çalışın. İsterseniz size bir ipucu da verebilirim. Az önceki gibi bu dikdörtgenin de bir tamı temsil ettiğini düşünün. 6 eşit parçaya bölündüğünü de ekleyeyim. Bu durumda parçalardan her biri 6'da 1'e yani 1 bölü 6'ya eşit olur. Evet, bu şekilde düşünerek, sıfırdan başlayarak ilerlediğimizde hangi noktanın 2 bölü 6 olacağına karar vermeyi deneyin. Şimdi de birlikte yapalım. Bunların her birinin 1 bölü 6'ya eşit olduğunu söylemiştik. 6 tanesi bir araya gelince de bir tamı elde ediyoruz. Zaten dikdörtgen de tam olarak 0 ile 1 aralığında ve bu da 1'e yani bir tama eşit olduğu anlamına geliyor. 2 bölü 6 için bu parçalardan birini ve bir tanesini daha boyamam gerekir. Sayı doğrusu üzerinde bizi 2 bölü 6'ya getiren nokta ise B noktasıdır. Dikdörtgene de bakacak olursak burası tam olarak B noktasına denk gelir. Soruyu dikdörtgen olmadan da çözmek mümkün. 0 ile 1 arasına bakalım. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 eşit aralık var. 2 bölü 6 için sıfırdan başlayarak bu aralıklardan iki tanesine ihtiyacımız var. Aralıkların her biri 1 bölü 6 olduğuna göre sıfırdan başlayarak buraya geldiğimizde 1 bölü 6, buraya geldiğimizde de 2 tane 1 bölü 6 ilerlemiş oluruz ve bu da bizi B noktasına getirir.